Ali Bey, Avrupa'da yaşayan bir iş adamı olarak buradan baktığınızda Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin ekonomik gelişimini, dönüşümünü, başta turizm, ihracat ve diğer sektörler olmak üzere Türkiye'deki bu gelişme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye çok güzel bir şans yakaladı. Bir rekabetten dolayı gelişen bir konu olur. Bir tesadüften dolayı gelişen bir şey olur. Bunlar hepsi ayrı ayrı şeyler. Türkiye çevresinde olan hadiselerden dolayı çok önemli bir şans meydana geldi. Bütün çevredeki ülkelerin iş adamları Türkiye'de. Parası olanlar Türkiye'de. Olmayanlar da Türkiye'de. Ama bunlar Türkiye'ye çok önemli bir katkı, ekonomisine katma değer sağladılar. Şimdi Türkiye bu sağlanan, bu gelen şeyleri çok güzel idare ediyor. Yani çok güzel yönetiyor. Güzel şeyler yaptılar Türkiye'de. Yani Türkiye ekonomisi kaç kat büyümüş bir ülke. Ayrıca şimdi petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin çok büyük lehine, yani çok pozitif bir katkı sağlayacak bir ortam. Şimdi Türkiye bunları artık geldi, bu noktaya geldi. Çok güzel bir noktaya geldi. Çok başarılı şeyler yapıldı. Ama Türkiye bundan sonra ne yapması lazım? Aslında bunu sormak lazım. Bunu tartışmak lazım. Bundan sonrası çok Türkiye için değil, dünya için düşünülmesi gereken bir şey. Az evvel dediğim gibi eğer Avrupa'da İsviçre para birimi, İsviçre dünyanın en istikrarlı ülkelerinden savaş görmemiş hizmetiyle para kazanan ülkesi, bir günün içerisinde, bir saatin içerisinde %35 değer kazanıyor ve oynama yapıyorsa bunun para birimi, düşünülmesi gereken çok şeyler var demektir. Kırılganlık çok fazla demektir. Türkiye her şu ana kadar istikrarsızlık şeyinden çok güzel çıktı. Başarılı bir şekilde çıktı. Güçlenerek çıktı. Ama gelecek nasıl olur? Bunu iyi hesaplamak lazım, iyi görmek lazım. Ülkenin birleşmesi gerekir. Ülkenin gelişmesiyle gurur duyan bir yapıya sahip olması lazım. Halkıyla, halklarıyla, içinde yaşayan her ferdiyle. Biz hiçbir zaman ayrı düşünmemişiz ki. Hep beraber olmuşuz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 24'ünde Çanakkale anma töreni düzenlenecek. O Çanakkale'de yatanlar bizim milletimiz değil mi? Bizim insanımız değil mi? Bizim topluluğumuz değil mi? Toplumumuz değil mi? Bunların hepsi bir kimliğe mi sahip? Üst kimlik olarak bir kimliğe sahip ama alt kimlik olarak ne kadar ayrı kültüre, geleneğe, halka sahip insanlar var orada. Beraber savaşmışız, beraber bu ülkeyi savunmuşuz. Beraber değil mi? Niye biz bazı konularda yani anlaşamıyoruz da farklılık yaratıyoruz? Bilgelerimizin bizim artık bazı şeylere dur deyip burada durmak lazım. Tamam, her şey olmuş, olmamış, konuşmuş, konuşmamış, bitirmek lazım. İleriye dönmek lazım. Türkiye'nin kazancını kaybetmemek lazım. Yani çok önemli bir konuma geldi Türkiye. Çok önemli bir büyüme sağladı. Çok yol kat etti. Niye geri dönelim? Dünyanın neresine gidersen git, Türk kültürünü görürsün. Dünyanın hangi ülkesine gidersen Türk'le karşılaşırsın. Bu önemli bir şey. Biz daha önce Avrupa'da bile Türk'le karşılaşamazdık herhangi bir şey için. İşçilerimizden başka. Ama bugün her yerde varız. Olmadığımız hiçbir ülke yok. Latin Amerika'sında da varız. Afrika'sında da varız. Amerika'sında da varız. Avrupa'sında da varız. Uzak doğusunda,
Kafkaslar'da, Orta Doğu'sunda, her yerde varız. Olmadığımız bir ülke yok. Ne kadar güzel, biz gurur duymamız lazım. Birbirimizle çekişmenin bir manası yok. Kesinlikle bu iki tarihte olan en önemli iki hadiseyi ve olan konumunu iyi anlamak lazım. O zamanlar da biz bir yerlerdeydik ama sonunda dağıldık. Ben bazı insanların Timur Lenk'le Beyazıt'ın hikayesini, Şah İsmail'le Yavuz'un hikayesini okumalarını tavsiye ediyorum. Ben öyle zannediyorum ki Türkiye'nin eksiklerinden bir tanesi bu gibi konularda, bu gibi durumlarda bizim bilgelerimizin herhalde az oluşu veyahut da bilgelerimizin taraflı oluşu, böyle diyeyim. Bilgeler tarafsız olmalı. Bilgeler ülkeyi düşünmeli. Bilgeler geleceği düşünmeli. Ve bunlar ortak bir çalışma yapmalı.